Hepinize merhaba diyorum. 2023-2024 av sezonunun açılmasına artık saatler kala. Yani cümleten bütün gönül dostlarımıza ülkemizin her tarafından kazasız, cezasız, sağlık neşe içinde güzel bir sezon diliyorum. Farkındasınız, yakın arkadaşlarımız biliyor olsa da bir müddettir önce Babamın rahatsızlığı vefatına sebep olan rahatsızlığı uzun süredir. Yani özellikle son 4-5 aydır. Ondan sonra 3 haftanın içerisinde halam, babam ve öbür halam, evet 3 kişiyi toprağa verdik. Yaklaşık 15'er gün arayla vefat ettiler. Bunların getirdiği stres, yoğunluk yani haliyle kendi işlerimizi bile kısmen erteledik. Aslında sezon başında ve sezon sonunda yani artık bir şey de planlamak istemiyorum bildiğiniz üzere baştan sona kadar dostluk sosyalleşme üstüne ağırlık verdiğimiz yani klasik bir işte e, tüfek resmi köpek resmi bilmem öyle hayvan resminden ziyade bir e, Avcı için kaliteli bir dolum nedir malzeme Hangi malzemeyi nerede kullanırız? Yeni dolumcu için ne yapabiliriz? Hangi malzemeyi uygun nereden alırız? Veyahut e, zam geliyorsa uyarılarını yaparız. Kaliteyi yukarıda tutarız. Kendi çapımızda bizi bilenlerle beraber 5-6 senedir şöyle 5-6 sene önce bakınca birçok kişinin daha hassas terazi kullanmamak için direnmesi içinizde birçoğunuzu ölçekten vazgeçirip epey yürek tüketerek zorla hassas terazi aldırdıklarım vardır. Bindelik aldırdıklarım vardır. Dört hanelileri yani kademe kademe bir yol aldık bizi bilenlerle birlikte. Elbette bu durum kime zarar veriyor? Sizlerin sırtından daha önce mağdur eden her şekilde kimisi Hurdayı çöpü kimisi başka bir şey yani hep bir şeyler satan daha önce mağdur doluydu. Çok şükür aramızda böyle bir şey yok. Bu arada size teşekkür ederim. Dünden beri ki olan gergiyi özellikle WhatsApp grubundaki arkadaşlara müdahale etmeyin dedim. Hiçbiriniz müdahale etmeyip gülerek alay ederek izlediniz. Neyin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir şey söylemeye gerek yok. Elbette bundan rahatsız olanlar işte hurdayı, çöpü pazarlayanlar, bilmem ne yapanlar. Maalesef daha önce de yaşadığımız gibi yani aramıza çeşitli kişiler katılıyorlar. Herkesin ne olduğunu bizler bilemeyiz düşüncesini. Biz bu insanları kimi makine yapımcısı oluyor, kimi bilmem kimin yeğeni oluyor, kardeşi oluyor. Bir tavsiyeyle hepinizle tanışıyoruz ya da güzel bir sohbetten ben davet etmiş oluyorum. Aramıza katılıyorlar, sonradan yollarını çeviriyorlar. Herkesin Allah işini gücünü rast getirsin. Biz bize her türlü konuda yetiyoruz. Konuyla ilgili ileride daha detaylı açıklamalar yapılacak. Yeni av sezonunda sizlere söylemek istediğim bazı uyarılar var. Bu sene denetimlerin çok daha sıkı yani özellikle işte pulunu iptal ettirenler pahalanıyor diye bilmem ne pulunu almayanlar bu denetimlerin daha sıkı yapılacağı personelin daha arttığı, daha fazla drone hatta İHA kullanılacağı. Yani ben orada görünmem, bana bir şey olmaz falan. Arkadaşım bir senelik pul parasından kaçarken 10 senelik, 20 senelik cezayı peşin olarak yersin. Elindeki ne ruhsat kalır, icabında ne tüfek kalır artık içinde bulunduğunuz duruma göre bunlar değmez. Nasıl ehliyetsiz araba kullanmaz diyor devlet. Öbür tarafta herif 30 senedir ben kullanıyorum diyor. Bir kaza yapınca ne oluyor? 30 sene çok şoförden iyiyse bile ehliyeti yoksa o iş olmuyor. Devlet bunu yapacaksın diyorsa bu yapılacak. Zaten 5-10 kuruş hesabı yapanların avcılık düşüneceği konudan çok daha yukarıya çıktı. Yani 1-2 liraya falan bir şey de kalmadı. Kapsül bazı yerlerde 2 lira 15 kuruşa çıkmış attığınız şeylerden biliyorum. Ben özellikle şu son 6-7 haftadır 3 cenazenin şeyiyle zaman zaman grupta bile yokum. Bazı arkadaşlarımızın telefonuna cevap dahi veremedim. Kimi mevlüte denk geldi. Birinin 3'ü öbürünün 7'si öbürünün bilmem 40'ı hepsi birbirine karıştı. Bazılarınıza döndüm. Bazılarınıza dönemedim. Bunda bir kasıt ya da insan seçmek gibi bir şey söz konusu değil. Yani altı haftaya üç aile büyüğü bir kuşan son mensuplarının cenaze olayında insan olarak sanıyorum beni anlarsınız. Diğer bir uyarmak istediğim tehlike. Şöyle keşife çıkan arkadaşlarımız avlakların içinde özellikle deprem bölgelerinde sağda solda insanların resmen avlak kota aldığınız yerlerde çardak çaktıklarını, ağaçların arasında devlete ait yerlerde çeşitli çardaklar, salıncaklar bulunduğu, hatta burada çoluk çocuk aile piknik yapıldığını gören arkadaşlarımız oldu. Bu hususa çok dikkat edin. Ardını görmediğiniz bir ağacın bir şeyin arkasına çalı topluluğuna asla ve asla saçma hele ki kurşun gibi bir şeyler Mümkün mertebe atmayın, herkesin kendi bölgesinde bildiği yerler vardır ama şu anda e, ben de kendim şahsım adına kendi arazimin olduğu bölgede yani 6 ayın içerisinde 12-13 tane sağda solda imarsız, ruhsatsız, bilmem nesiz, paldır küldür depremi bahane eden kimi konteyner çekti, kimi tine house çekti, parası olmayan baktım oraya palet tahtasından bir şeyler çakmış. Yani ee, daha geçen Kasım Aralık ayında babama hastaydı. Tabureyi açıyor, kucağına tüfeğe veriyordum. Orada hedefe falan atıyordu. Şimdi değil tüfek orada havalı tüfek bile atılmayacak mesafeye sağa sola konteyner koymuşlar. Atış yapacağınız kota da alsanız avlak diye geçen yerlerde dikkatli olun. Piknikçiler sıcak sebebiyle ki hele biz Adana civarında yanıyoruz. Bugün üzerimdeki üçüncü tişört biraz sonra bunu da değiştireceğim. Bir gelen giden olur. Bir iş güç araya girer. Hemen şöyle kısaca bir sezon girişine merhaba diyeyim dedim. Bu arada sezon açılışı için hem bana yakın hem uzaktaki bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sezon açılışını biz eski avcılar veya bir adet örf gibi rahmetli Nur abi'nin anısına biz yıllardır av sezonunu onun için aç, onunla açtığımız için bazen Almanya'dan geliş tarihi birkaç gün geriye giderdi. İlla av açılışında burada olsa da "Ben siz gitme, beraber açacağız." derdi. Onun anısına ben geçen sene bir hafta kota alıp ava çıkmadım. Şimdi de kotamı alsam da yani çok yakın arkadaşlarım ısrar etse de ben bu anıya istinaden ee, muhtemelen Murabi'nin anısına bu hafta sonu ava çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü rahmetli telefon açar kendi yetişemediyse Almanya'dan ava gittin mi gitmedin mi bunu kontrol ederdi. Bunlar hep tatlı gerçek dostluk, gerçek avcılık anıları olarak kaldılar. Yani bakacağız durumu. Sizlerin söylemek istediği bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine paylaşımlarımız devam edecek. E, makineler konusunda elimizden geleni yapacağız. Her şey bir tarafa darma dağınık oldu. İnanın e, bir de her şeyin sapıtan rakamları. Yani bu bir mühimmatla, fişekle, bilmem kapsülle alakası yok. Bir civatadır, bir pasodur, bir makineye en küçük parçanın yapımıdır, bilmem nedir. Bunlar çok değişti. Bir kaplamasından, bir ısıl işleminden. ileriye doğru bakacağız. Bir şeyler yapacağız yeniden hayat yavaş yavaş normale dönecek. Biz dostlarımızla, bizi dost bilen dostlarımızla kendi yolumuzda bildiğimiz gibi devam edeceğiz. Tekrar hepinize sağlık, neşe dolu bir sezon diliyorum. Aslında ben geçen depremle aniden kapanan sezondan önce, sezon kapanmadan ya herkes kendi bölgesinde hani grubumuzun en üstünde kim nereden diye bir bölümümüz var en azından oralardan birbirini bulan çok arkadaşımız var. Ailece görüşen var. Bazınızda yazlık var. Birinde yayla var. Öbüründe deniz var. Öbüründe tekne var. Yani sosyal olan kişiler kendi çevresinde tanışarak ne bileyim ev elektrikçisi birinin işini yapıyor. Oto tamircisi öbürünün işini yapıyor. Ee, eğer yani siz sessiz sedasız daha bu döngüye girmediyseniz ya kendiniz durgunsunuzdur ya e, sosyal e, çevrenizdeki insanlarla bir faaliyetlere iletişime geçmiyorsunuzdur. Ama grubumuzun içinde epey bir yoğunluk ve buraya grup ailesi diyen arkadaşlarımızın e, bu ismi takmasındaki bir sebep de budur. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yani Av arkadaşlarımız olsun. Ülkemizin dört bir yanından gönül dostlarımız olsun. Hepinize sağlık, neşe, huzur, kazasız, cezasız günler diliyorum. Görüşmek üzere.